Ben açıkçası elimden geldiğince kulübün her yönüne koşturmaya çalışacağım. Yani enerjim çok yüksek. Böyle hani başka işleri var, Fenerbahçe'de nasıl olacak diyenler olabilir ki, çok da doğru bir yorum bu. Ama ben enerjisi bitmeyen bir insanım. Benim için gün bitmiyor. Fenerbahçe önceliğim olacak. Bu taraftarın, hepimizin daha doğrusu, yıllardır beklediği şampiyonluğu artık getirmek için hep beraber Fenerbahçe'yi Türkiye'de zirveye taşımak için, Fenerbahçeleri mutlu etmek için, o bekledikleri cefasını çektiği günlerin sefasını sürmeleri için gereken her şeyi yapacağız. Hem teknik olarak hem de her yönde kendimi Fenerbahçe'ye adayacağımı söyleyebilirim. Peki örnek vermek adına mesela Galatasaray 2 yılda Icardi, Muslera, Okan Hoca ve bunları yapan Erden Timur'la büyük bir başarı yakaladı. Artık Erden Timur yok. Bundan sonra Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nı da özellikle futboldaki bilgisiyle örtüştürerek ve Mourinho'yla bu Galatasaray'ın yakalamış olduğu 2 yıldaki ivmeyi siz de bu ekip ruhuyla yakalar mısınız? Yani yeni bir sinerji olacak sence? Ben öyle görüyorum. Çok güzel bir örnek görüyorsun ama bence Fenerbahçe Galatasaray'ı zaten bu sene yakaladı. Yani bu seneye bakarsanız iki takım arasında yani herhalde çok bir fark göremezsiniz. O Doğru. yüzden hani böyle çok geride kalan bir Fenerbahçe ileri doğru atmayacağız. Biz şu anda aynı durumda olan böyle küsuratlarla bence son derece yani rekabet içine geçmiş bir ligde Fenerbahçe'yi daha ileri taşıyacağız. Bizim hedefimiz o. Fenerbahçe'yi yani şu anda zaten rekor puan kırmış Fenerbahçe'yi. Açıkçası hem Avrupa'da, inşallah Şampiyonlar Ligi de çok önemli hedeflerimizden biri. Hocamızın bu konuda önemli bir konsantrasyonu var ama zor olduğunu bu sene için biliyoruz. Ama seneye biliyorsunuz kazanırsak direkt gideceğiz. Üst üste Şampiyonlar Ligi, üst üste şampiyonluk gibi konsantrasyonumuz var. Bunun için şunun altını özellikle çiziyorum. Çok önemli, güçlü bir kadro var. Çok önemli bir performans var, uyum var. Yani taraftarımıza buradan minnettarım. Çünkü çok doğru bir tespit yapıldı bugün seçim Ali Koç denilerek. Çünkü Ali Koç'un ortaya koyduğu şu andaki kadro 200 milyon euro değerinde Türkiye'nin en pahalı kadrosu. Onun dışında zaten gelecek vadeden çok oyuncu var ve üzerine de biz hocamızın isteyeceği, bunun altını çizerek söylüyorum, hocamızın isteyeceği transferleri yaparak, onunla uyum içinde, onun taktiğine uyan, kafasındaki puzzle'a uyan transferleri yaparak Fenerbahçe'yi daha ileri taşıyacağımızı düşünüyorum. Onun devamında zaten taraftarımızın da motivasyonu bence bu sene mükemmeldi. Bu büyük taraftar kalkıp da iterse bence bu takımı kimse tutamaz. Evet, Selim abi, sevgili Çok tebrik ediyorum. Çok Çok muvaffak teşekkürler abi. olacaksın. Çok muvaffak İnşallah abi. olacaksın. İnşallah. İnşallah. Abi Galatasaray'ı siz Gökmen de çok abi önemli görevler sevgili. aldınız. Ve sizin hiç unutamadığım, bunu kimse hatırlamaz. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde bir programa katılmıştınız. Ve o gün yine Fenerbahçe öyle çok da bariz derecede üstün değildi. Fakat siz o programda, ben de küçüktüm o zaman, böyle hani sizi böyle hevesle ve heyecanla seyrediyordum televizyonda. Selim abi döndü bir anda, dedi ki sunucuya, pazar günü maç öyle kolay olmaz yalnız dedi. Ve böyle öyle güzel bir tonlamayla söyledi ki, hem asil hem de güzel bir tonlamayla, bana bir taraftar olarak o kadar güven verdi ki o tavrınız. Örnek aldığım tavırlardan biridir. Yöneticiyken sizin yaklaşımlarınız her zaman rakibe hem saygıyı hem de tabii ki takımınız için olan, o zaman Fenerbahçe için olan iddianızı hissettirmeniz, örnek aldığım insanlardan birisiniz. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. O gün hem Fenerbahçe kazanmıştı hem de biz çok mutlu olmuştuk. İnşallah dediğim gibi ben de sizin gibi başarılı bir yönetici olurum. Ne mutlu bana. Sen herkesten büyüksün ve çok iyi işi biliyorsun. Fenerbahçe senden çok faydalanacak. İnşallah abi. İnşallah. Sevgili hocam, bugün Mourinho ile pardon bir görüşmeniz oldu mu kongreden sonra? Yani onun da Oldu, bence evet. heyecanı ve mutluluğu artmıştır diye düşünüyorum. O duyguları aktarabilir misin? Yani buna seçimden önce çok gündeme getirmedim. Seçim konusundaki Mourinho'nun tercihi, çünkü şu yüzden getirmedim açıkçası. Kalkıp da hani başka bir aday kazanırsa ben Mourinho'nun tercihinin biz olduğunu söylemek istemedim. O yüzden, çünkü Fenerbahçe için bu önemli bir konu. Başka yani Sayın Yıldırım kazansaydı o zaman şimdi Mourinho bizi tercih ediyordu, iyi durmayacaktı ve bunu da söylemeyecektim. Şimdi kazandığımız için söyleyebilirim. Zaten seçimi hep takip etti.
Ve dediğim gibi hani giderken o cümlesi hiç unutmayacağım. Giderken dedi ki ya öyle güzel insanlarsınız ki dedi. Kısa bir süre içinde aile olduk dedi. Günde böyle 8-10 saat geçirerek 4 gün geçirdik kendisiyle. Onun o mutluluğu, gözlerindeki o heyecan ve sevgiyi görünce ben de inşallah kazanırız dedim ama tabii hiçbir şeyin garantisi yoktu. Kendisi bugün zaten dünden beri böyle 3 saatte bir, 4 saatte bir devamlı soruyordu sağ olsun, arıyor beni. Acun nasıl gidiyoruz diye. Ben de her şey güzel, hiç merak etme dedim. Tabii bir yandan da ama tabii seçim bu sonuçta. Hani güzel diyoruz da belki de hocamıza diyeceğiz ki biz kaybettik hocam. Allah'a emanet. Ama tabii ki seyircimiz sağ olsun bizi tercih etti. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir mesaj yazdı. Mesajı söylemeyeceğim. Ama mesaj beni çok etkiledi. Çok güzel bir hocamız var. Ve bu sonuçtan dolayı da çok mutlu. Onu bilmenizi isterim. Gökmen abi. Acun, tebrik ediyorum canım. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler abi. Çok başarılar teşekkürler. Diliyorum. Bu sene bayağı kapışacağız sizle. Abi futbolun güzelliği bu işte. Zaten rekabet, heyecan. O yüzden hepimiz futbolun delisiyiz ya. 6 senedir çünkü şöyle bir şey var. Espri de katayım da gülelim biraz. Ali Koç kaldığı sürece Galatasaray önümüzdeki sezon yine şampiyon olacak. Ondan sonra ne olur bilmiyorum yani. Bu sizin tahmininiz mi abi? Evet abiciğim. Normal, çok şaşırtıcı bir tahmin olmadı. Acun, sence şampiyonun en güçlü adayı Fenerbahçe miydi? Bir numaralı adayı. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim çok çok iddialı olduğumuzu şimdiden söyleyebilirim. Yani şimdi yapacağımız transferler kesinleşmediği için bir şey söylememekle birlikte yani ne güçte bir takım olacağını bu takımın tahmin edebiliyorum. O yüzden benim tahminim de çok güçlü bir Fenerbahçe olacak konusunda bu sene. O yüzden hani Allah bilir tabii ki. Ben futbolda böyle çok iddialı keskin hiçbir zaman konuşmadım. O yüzden hani gelecekle ilgili çok keskin konuşmayı sevmiyorum. Ama hani gelecekte ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Gurur duyacağımız Fenerbahçe geliyor. Taraftarımızın gurur duyacağı, sürekli olarak maçlara koşa koşa geleceği ve Fenerbahçelilerin mutlu olacağı yeni bir Fenerbahçe dönemi başlıyor. Bence yeni bir dönem aslında başladı diyebiliriz aslında. Acun, dünya piyasasına, futboluna çok hakimsin. Arda Güler'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye verileceği iddiası doğru mu yoksa bir asparagas mı bu? Yani sanmıyorum. Real Madrid'in böyle bir yani, düşüncesi olur mu kiralık gönderme gibi? Yok, sanmıyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olur. Şu anda öyle bir konu yok. Bu arada beni bekleyenler de tamam. Zaten sen çok tutmayacağım derken anladığım kadarıyla. Haklısın, özür dilerim. Başarının devamını diliyorum. Sonuna kadar yanınızdayız ekip olarak. Yani başarılı işe birlik beraberlik olan ve bir enerji yakalayan Fenerbahçe'nin başarılı olmasını gerçekten bir gönülden çok istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Abi sizin zaten programda o güzelliği hep yaşıyorum. Yani futbol demek birbirimize düşelim, birbirimizi gerelim, birbirimizi üzelim değil. Bu güzel spor hakkında güzel konuşup rekabeti yaşayalım. Siz Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı bunu çok güzel yapıyorsunuz. Yani örnek bir program olarak görüyorum. Çok gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler yolluyorum. İnşallah güzel bir sezon olur hepimiz için. Bu teveccühün için çok teşekkür ederim. Başarılar. Ali Başkan'a selamlar, saygılar.